Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak Yıldırım Beyazıt dönemi İstanbul kuşatmaları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Nibolu Savaşı konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Nibolu Muharebesi 25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Cenova Cumhuriyeti, Saint-Jean Şövalyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı ordusuyla Tuna Nehri üzerinde bulunan Nibolu Kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Nibolu Haçlı Seferi diye de anılmakta olup, Orta Çağ'ın sonuncu büyük Haçlı Seferi olarak da nitelendirilmektedir. Bazı kaynaklarda savaşın tarihi de 28 Eylül olarak verilmiştir değerli dostlarım. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Nibolu Savaşı'nı bu şekilde sizlere özet bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. O zaman şimdi gelin, geçen haftaki, daha doğrusu Yıldırım Beyazıt'ın hayatını ele aldığımız kaynağımızdan tekrardan onun kaldığı yerden videoyu izlemeye devam edelim. Dinlemeye devam edelim. Ey ihtiyar köpek, tekfurdan daha şiddetli kafirsin. Mektubunla bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerlerini de ne Kıpçak ülkesi Tatar gibi sıradan insanlar, ne de Hint toplulukları gibi başıboş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektupta yer alan tüm ülkeler Timur'a mağlup olmuş yerler olduğu için kötü örnekler olarak bilerek söylenmişti. Bayezid, Timur'un çok sayıda Müslümanı öldürdüğünü ve şehirleri harap ettiğini de mektubunda hissettirmişti. Böyle bir sona maruz kalmak istemeyen Yıldırım Bayezid, işi savaş yoluyla bitirmek istemiş ki ona yazdığı cevap mektubunda bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim gelmeyip kalkarsa onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun diyerek Timur'u savaş meydanına davet etmiş ve gözdağı vermiştir. Karşılıklı yazılan bu sert ve aşağılayıcı ilk mektuplardan sonra taraflar daha temkinli olmayı tercih etmiş olmalı ki üsluplarında yumuşatmaya gittiklerini göreceğiz. Timur gönderdiği mektupta sen kendini Allah yolunda cihat eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça senden büyük durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem kısa sürede ele geçirdim. Sivas'ta kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasara ettin, 4 ay elde edemedin ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop Kalesi'ni ne zamandır elde edemedin? Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunuzu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir.
Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil, ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifadeyle cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frenk kafirine fırsat vermemiş olur, biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerimizi kafir, dinsiz, sapık itikatlı mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır. Niçin hidayete layık olmasınlar? Kaldı ki Osmanlı'nın askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır, sikkeler basılıdır. Müslümanların ulul emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhan Alişan'a uzanmaktadır. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz. Vesselam. Yıldırım Bayezid bu mektuba cevap olarak zamanın Cihan Sultanı olan Timur'u Köregen, Sivas'a gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı ki biz Kefe'den Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir? Kıpçak halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve Sinop konusundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. İyi bil ki Atam Ertuğrul Han 300 kadar gazisiyle beraber Hülagi Tatarı'ndan 10 bin Tatarı vurup Alaaddin Keykubad'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş, hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde etmesi isyan ve başkaldırma ile olmamıştır. Osman Bey'in ilk cülusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlerle gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Sözleriyle Osmanlı saltanatının tarihi seyrini açıkladıktan sonra Osmanlı'nın iktidar amacını şu ifadelerle duyurmaya çalışmıştır. Bizim nazarımızda dünya ve içindekilerin kıymeti Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. Osmanlı askerlerine Abdullah oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahabe-i ikramının ataları kafir iken kendileri Müslüman oldular. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman zadelerden çok çok üstündürler şeklinde dini kanaatini ifade etmiştir. Timur'un istila ettiği İslam ülkelerinde yaptıklarını tasvip etmeyerek siz Sivas'ı harap edip ehli İslam'ın ırzını payimal ettikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça mektuplarınızda sertlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Ali Osman hile ile ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet erkanımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır diyerek tepkisini göstermiştir. Görüldüğü gibi Yıldırım Bayezid Timur'dan gelen ikinci mektuba diplomatik bir üslupla cevap vermiştir. Özellikle Timur'un İslam alemini temsil edemeyeceğini, Osmanoğullarının ise dünyevi emeller peşinde koşmadığı belirtilmiştir. Diplomatik şekilde Timur'u saldırılarından vazgeçirmeye çalışılmıştır. Yıldırım Bayezid ilk mektubundaki sert üslubun Timur'un sert ve kaba sözlerinin yol açtığını belirtmiş, büyük oğlu Ertuğrul'un öldürülmesi ve Sivas Kalesi'nin yakılması onda derin yaralar açmıştır. Timur gönderdiği cevap mektubunda Sungur Çavuş ve Hacı Bayezid ile gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarlarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kafirlerle de biz savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafa olmaktadır. Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Anlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanlardan ıslah edici olunmasını istediğiniz uygun görülmemiştir.
Çünkü ölen eski Mısır valisi, elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahattin Savcı'yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği gönül taşı, serbest bırakması için elçi gönderdiğim halde istediğimi yerine getirmedi ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da Hacı adındaki elçileri gelip hapsolunan otlamışı Halep'e gönderelim dediler. Fakat bu sözünde aksini yaptılar. Timur, Osmanlı Sultanı'nın Memlüklerle irtibat kurmasına ve bağları kuvvetlendirmesine vesile olacak faaliyetlerden rahatsız olduğunu söylüyor. Memlüklerin Timur ile Yıldırım Bayezid arasında arabulucu olmasına itiraz edip rıza göstermediğini görüyoruz. Mektubunda devamla, "Senin şimdi Mısır valisi olan kimseye oğlumuzdur demeni uygun görmedik. Onu Sultanul Harameyn lakabıyla almanız doğru olmaz. Belki Mücevvarül Harameyn demeye layık değillerdir." tepkisini bildirmiştir. Ancak Yıldırım Bayezid'in bir önceki göndermiş olduğu mektup incelendiğinde Memlük Sultanı için yukarıdaki ifadeleri kullanmadığını görüyoruz. Acaba Karaman Beyliği'ne ait bazı kimselerin Osmanlı elçilerini ele geçirip gönderilen mektuptaki ifadeleri değiştirdiklerine dair Bayezid'in kastettiği hadise bu sırada olmuş olabilir mi bilmiyoruz. Timur mektubunun devamında, "Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur." şeklinde tavsiye ve isteklerini dile getirmiş. Ahmet Celayir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş. "Biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayıp bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden istediğimizdir. Erzincan'a varıp yerleri tahrip için şimdilik Serhat'ta durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz." şeklindeki düşüncelerini Yıldırım Bayezid'e iletmiştir. Evet kıymetli dostlarım, bu kaynaktan şimdilik buraya kadar dinleyelim. Önümüzdeki videolarımızda tekrardan bu kaynağı dinlemeye devam edeceğiz, ama bunu da belirtmiş olalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Nibolu Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Videomuzun benim anlattığım kısmında da değindiğimiz üzere Nibolu Savaşı aslında son Haçlı Savaşı'dır ya da son Büyük Haçlı Seferi'dir de denilebilir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, bunu da belirttiğimde son Büyük Haçlı Seferi dememizin sebebi de şu. Artık bundan sonra bunun kadar büyük bir Haçlı Seferi yok. Neden artık Haçlı ruhu da bitiyor. Yani artık Haçlı Seferi yok. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Nibolu Savaşı'nı da tabii ki Yıldırım Beyazıt Han kazandı. Sizlerin gördüğü üzere. Ve adını altın harflerle tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. Allah kendisine rahmet eylesin diyoruz. Yani tabii daha bitmedi hayatı ama kendisi vefat eden bir insan olduğu için Allah rahmet eylesin diyoruz. Yıldırım Beyazıt Han çok büyük bir insan, çok muazzam bir insan. Tekrardan kendisine rahmetle anıyoruz. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Nibolu Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye ve bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise ele alacağımız konu artık Haçlı Seferi'ne hazırlık konusu olacaktır. Biz önümüzdeki videomuzda Haçlı Seferi'ne hazırlık konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda, Haçlı Seferi'ne hazırlık videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Evet, Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun dostum. Evet, Allah'a emanet olun.